Merhaba anne. Bugün çok güzel şeyler oldu. O yüzden sana biraz tatlı getireyim dedim. Gözlerindeki pırıltıya bakıyorum da, görevini başarıyla tamamladığını anlayabiliyorum. Yani o satılık gelin Vrendra, o küçük çocuklar sürüm sürüm sürünüyorlar. Harika. Harika. Şimdi hepsinin hayatının paramparça olduğu günü bekliyorum. Ve biz oturduğumuz yerden o manzaranın tadını çıkaracağız. Öyle değil mi? Biraz tatlı al. Tabii, biraz tatlı alayım. Yaptığın her hamlenin bir sebebi var, değil mi? Sen üzerimden duanı eksik etme. Göreceksin. Hem onu hem de karısını yok edeceğiz. Benim kalbimi kazandın. Gerçekten. Yıllardır bunu yapmak için can atıyordum ama sen gerçekten de başardın. Hadi bunu tatlıyla kutlayalım. Hadi ye ye. Ama bir şey için senden özür dilemek istiyorum. Şimdiye kadar seni piyon olarak kullanmak istiyordum ama sen piyon değilsin. Sen satrançtaki vezirsin. Evet, sen vezirsin. Hem kraliçeyle ilgileniyorsun hem de onu koruyorsun. Ayrıca kendi başına, kendi başına öyle bir oyun oynuyorsun ki ortalığı karıştırıyorsun. İşte sen busun. Anne, vezir kraliçe olduğu sürece önemlidir. Eğer kraliçe güvendeyse vezir o zaman bütün lükslerin tadını çıkarabilir. Bana doğru yolu göster, emin ol ileride her şeye sen hükmedersin. Hükmedeceğim tabii. Yanımda senin gibi harika bir vezir olduğu sürece her şeye hükmedeceğimi çok iyi biliyorum. Ama ondan önce bir şey var. Biliyorsun, Vrendra utanmadan annesini ateş etti. Üvey annesi olsam bile yine de bana kurşun sıktı. Onun açlıktan sürünmesini istiyorum. Tek bir lokma yemeğe bile muhtaç olduğunu görmek istiyorum. Ve beni nasıl vurduysa aynı şekilde silahı kafasına dayayıp kendini vurmasını istiyorum. Öyle ki ölümü yaşamaya tercih etmeli. İşte bu olduktan sonra tamam. Seninle ben huzur içinde hükmedebiliriz. O zaman emriniz nedir kraliçem? Vezir bundan sonra ne yapmalı? Meşhur hikayeyi bilirsin değil mi? Ha? Köşeye sıkışan kral zamanı geldiğinde kraliçeyi öldürür. Ama onu yapmadan önce kendi oğlundan ve erkek kardeşinden sonsuza kadar kurtulmak zorunda kalır. O yüzden o iki çocuğu Vrendra ve Purvi'nin hayatından çıkarmanı istiyorum. Böylece ikisinin işini çok daha kolay bitirebiliriz. Harika. Vrendra'yı mahvetmek için harika bir plan yapmışsın. Eminim böyle bir şeyin gerçekten başına gelebileceğini hayal bile edemez. Ne oldu Vrendra? Senin bir şeye canın mı sıkıldı? Elimden geleni yapıyordum, öyle değil mi? Boş boş oturmuyordum. O iğrenç adamın yardımını kabul etmek zorunda mıydın ha? Ne düşünüyordun? Anjali'yi buraya getiremeyeceğimi mi? Sen beni ne sanıyorsun? Öyle bir şey yok Vrendra. Benim için önemli olan Anjali yenge ve bebeği Gajaraj değil. Onu tanımıyorum bile. Vrendra, sandığın gibi bir şey yok. Sana tüm kalbimle güveniyorum. Benim tek amacım sadece ailemi korumak. Seni üzmek ya da kırmak değil. Lütfen inan bana. Anjali yenge nasıl doktor? Anjali ile birlikte misiniz? Evet, evet, ailesiyiz. Anjali'nin durumu oldukça kritik. Çok fazla kan kaybetmiş ve eğer bir an önce ameliyat olmazsa durumu daha da kötüleşebilir. Şimdi şöyle yapacağız. Resepsiyona gidin, formu doldurun ve 200 bin rupi yatırın. Ben operasyonu hazırlanmaya başlıyorum. 200 bin mi? Tamam. Biz hemen gidip 200 bini yatıracağız. Siz operasyona başlayın. Tamam. Vrendra, lütfen cesaretini kaybetme.
Anjali yengeye hiçbir şey olmayacak. Çocuğuna da bir şey olmayacak. İkisi de iyi olacak. Tanrı bizi buraya getirdiyse bundan sonrası için de yol gösterecektir. Evet müdür bey. Okulumuzda acil bir veli toplantısı düzenliyoruz. Lütfen hemen buraya gelin. Ne oldu? Manas yine bir şey mi yaptı? Ama bu kadar acil olan durum nedir müdür bey? Evet müdür bey. Beni apar topar buraya çağırdınız. Ne oldu? Bay Virendra. Yönetim okul ücretini %50 artırmaya karar verdi. Ve biz de zamlı ücretleri şimdiden almaya karar verdik. Cui Manas, siz dışarıda bekleyin. Ben müdür beyle konuşacağım. Hadi. Manas sen git, ben birazdan gelirim. Tamam abla. Müdür bey, çocuklarım okulunuza daha yeni yazıldılar. Onları yazdırırken bana bundan bahsetmemiştiniz. Birdenbire ücreti yükselttiniz ve dahası şimdiden ödememi istiyorsunuz. Bu, yani şöyle ki ben şu anda durumum müsait değil. Ben belki taksitle ödeyebilirim ama nakit veremem. Bay Virendra, bu konuda yönetimin talimatlarına uymak zorundayız. Eğer durumunuz sıkışıksa o zaman çocuklarınızı devlet okuluna yazdırabilirsiniz efendim. Orada eğitim de ücretsiz, yemekler de öyle. Eğer bunu bir daha söylersen sana öyle bir şey yaparım ki aklın başına gelir. Anladın mı? Özür dilerim Bay Virendra. Ya ücreti yatırın ya da çocuklarınızı başka bir okula yazdırın. Bu konuda size yardımcı olamayacağım. Benim senin gibi bir insanın yardımına ihtiyacım yok. Beni anladın mı? Bana yardım edecekmiş. Hadi gidiyoruz. Baba, bir sorun mu var? Sorun bu okullu. Sizi bundan daha iyi bir okula yazdıracağım. Merak etme. Manas nerede? Orada baba. Hadi gidelim. Merhaba Bay Takur. Benden istediğiniz şeyi hallettim. Bundan böyle... Bay Virendra'nın çocukları bu okulda okuyamayacaklar. Hastanın durumu oldukça kritik ve bir an önce ameliyat etmemiz lazım. Siz tamam. 200 bin rupiyi yatırdınız mı? Evet. Maalesef bu operasyonu yaptıramayacağız. Anjali neler söylüyorsun? Bizim o kadar paramız yok. Bu ameliyatı yaptıramayız. Ailemin başı çok büyük bir dert. Ben onlara yük olmak istemiyorum. Anjali sen ne diyorsun? Senden çok özür dilerim. Sana çocuğumuzun hayalini kurdurdum. Ama bu hayali gerçekleştiremeyeceğim. Hayır öyle söyleme. Belki de çocuk sahibi olmak kaderimde yoktu. Anjali hayır. Bu doğru değil. Kaderinde tabii ki çocuk sahibi olmak da var. Doktor bey. Biz parayı ayarladık. Lütfen ameliyat hazırlıklarına başlayın. Ben ödemeyi muhasebeye yaptım. Tamam. Hemşire hanım, hazırlıklara başlayın. Sen bu kadar kısa zamanda o kadar parayı nasıl ayarladın? Şimdi bunları konuşmanın zamanı değil Anjali yenge. Ben parayı ayarladım. Şimdi önemli olan şey çocuğu sağ salim dünyaya getirmen. Gerisinin önemi yok. Biliyor musun? Bu ikinci oldu. Yine çocuğumun hayatını kurtardı. Belki de Tanrı seni benim ve çocuğumun hayatına bilerek göndermiştir. Senin sayende çocuğum bu dünyaya gelecek. Yoksa bana hala kızgın mısın? Hayır Purvi. Ben sana kızgın değilim. Asıl kendime kızgınım. Herkes benim yüzümden perişan oldu ve... Dahası çocuklarımı okula gönderecek durumum bile yok. Okula gönderemeyecek misin? Neden? Ne oldu? Çocuklarımız okuldan atıldılar. Lütfen kendini üzme Virendra.
Tanrı bizi zor bir imtihandan geçiriyor olabilir ama göreceksin. Zamanı geldiğinde güzel günler gösterecek. Virendra, hem böyle zor zamanlar insanları daha da güçlendirir. Böylece iyi günlerimizin kıymetini daha iyi anlarız. Söylesene, küpelerin nerede senin? Ben Anjali yengenin ameliyatına para bulmak için onları sattım. Seni bekliyorum. Umarım gelirsin. Ailen bu hale senin yüzünden düştü Thakur Gajraj Singh. Ve seni bunun için hiçbir zaman affetmeyeceğim. Senin peşini bırakmayacağım. Gajraj Singh! Çık karşıma! İsmim senin ağzından ne kadar güzel geliyor Puri. Bu hediye senin için. Malum bugün evime ilk defa geliyorum. İçimden sana hediye aldığım bu küpeleri kulağına kendi ellerimle takmak geliyor. Benim içimden de bir tokat atmak ve sana hak ettiğin cevabı vermek geliyor. Benim onurum öyle ucuz değil. Beni bu küpelerle satın alabileceğini mi sanıyorsun? Harika. Ne güzel dedin. Açıkçası seni takdir ettim. İnan bana, senin ağzından çıkan acı sözler bile bana tatlı geliyor. Ama Purvi... Şu haline bir bak. Acınacak bir haldesin. Yengeni ameliyata sokmak için bile küpelerini satmak zorunda kaldın. Sefalet içinde yaşıyorsun. Ama merak etme. Ben varım. Sana istediğin her şeyi verebilirim. Kocanın sana veremeyeceği her şeyi verebilirim. Seni bu evin kraliçesi yaparım. Bütün lüksler hepsi senin olur. Senin gibi güzel bir kadın hayatını böyle sefalet içinde yaşamamalı Purvi. Sen bu evin kraliçesi olmayı hak ediyorsun. Benim kalbimin kraliçesi olur musun? Sakın bir daha böyle iğrenç şeyler söyleyeyim deme. Yoksa seni mahvederim. Eğer tek bir adım atarsan, sana şehrin ortasında tokadı basarım. Anladın mı? Sen kendini ne sanıyorsun, ha? Çevirdiğin dolaplarla Virendra'nın bütün mallarına el koymuş olabilirsin. Ama bana sahip olamazsın, asla. Buraya sana bir şey söylemeye geldim. Virendra'dan çaldığın her ne varsa hepsini geri almasına yardım edeceğim. Ne olursa olsun, gücün yetiyorsa durdur bakalım. Bu kapı neden açılmıyor? Yoksa kilitledi mi? Purvi, buraya benim isteğimle gelmedin. Ama bir daha dışarı çıkamayacaksın. Kuşu sonunda kafese kilitledim. Ve ona sahip olmak... Bundan sonra sadece avcıya bağlı. Artık çırpınışlarının hiçbir faydası yok. Kapıyı aç yoksa... Yoksa ne yapacaksın Purvi? Bana yaklaşma. Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Purvi, ben varım. Bu koca evde ikimizden başka hiç kimse yok. Yani benim yalnızlığımı saymazsak, eğer istersen burada kalabilirsin. Sakın bana dokunma.
Senin gibi canavarları görünce midem bulanıyor. Sizin gibiler kadınlara saygı göstermek yerine onlara nasıl saldırabiliriz diye düşünür. Kapıyı aç. Beni çok yanlış anlıyorsun Purbi. Gözlerimin içine bak. Sana karşı saygı dolu olduklarını göreceksin. Sevgi, hem de sonsuz bir sevgi. Gözlerimin içine bak. Saçmalamayı kes. Ben Purvi'yim. Vrendra'nın karısıyım. Hep öyle olacağım. O yüzden saçmalamayı kes ve bir daha sakın böyle iğrenç şeyler söylemeye kalkışma. Peki ne yapayım? Ne yapayım? Hı? Sana yaklaşma dedim. Her zaman seni düşünüyorum. Hayallerimde hep sen varsın. Kendime söz geçirebilirim. Ama kalbime nasıl söz geçireceğim? Ha? Vrendra'nın hayatı mahvoldu. Artık sana verebileceği bir şey kalmadı. Ama benim her şeyim var. Her şey. Servet, lüks bir yaşam ve aşk. Daha ne istiyorsun? Artık karar senin Purvi. Sefalet içinde mi yaşamak istiyorsun? Yoksa benimle birlikte bu evde lüks içinde mi yaşamak istiyorsun? Purvi, ben sana gerçekten aşık oldum. Eğer sana duyduğum bu aşk deliliğe ulaşırsa, o zaman beni şiddet kullanmaya mecbur bırakırsın. Gacaraç, sana saçmalamayı kes dedim. Daha benim kim olduğumu bile bilmiyorsun. Benimle dün tanıştın. Bu kadar kısa zamanda nasıl aşık oldun? O yüzden kes. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ne zamandan beri benim olmanı istediğimden haberin bile yok. Sana ne zamandan beri deli olduğumu bilmiyorsun. Purvi, beni tanımadın değil mi? Sakın bana el sürmeye kalkma. Senin aşk dediğin şey kötü niyetten başka bir şey değil. Gacaraç, kapıyı aç. Buradan gitmek istiyorum. Buna istersen kötü niyette, delilikte ne dersen de. Ama bana sadece şunu söyle. Beni sevmen için ne yapabilirim Purvi? Kim bu adam? Onu daha önce hiç görmedim ama benim için deli oluyor. Onun kim olduğunu öğrenmeliyim. Ama daha önce bir şekilde buradan çıkmam gerek. Eğer gerçekten seviyorsan o zaman bunu kanıtla. Beni dinle ve gitmeme izin ver. Kapıyı açtır da buradan gidebileyim. Söyle, bunu kanıtlayacak mısın? Bu nedir ki? Senin dediğin her şeyi yapmaya hazırım. Ben senin kölenim. Benden ne istersen yaparım. Seni azat ediyorum Purvi, ama şunu unutma. Ben senin her dediğini yerine getireceğim. Ama sen de benim olacaksın. Eğer aşkım sınırları aşarsa, inan bana her şeyi yapabilirim. Purvi, nerelerdeydin? Ne zamandır seni arıyorum ama cevap vermiyorsun. Dün Gacaraç'ın arabasına bindiğimde Vrendra çok sinirlenmişti. O yüzden şimdi onunla Gacaraç'ı görmeye gittiğimi söylersem iyi olmaz. Söylesene, neredeydin? Ben mabede gittim. Anceli yengenin sağlığı için dua ettim. O yüzden geç kaldım. Tanrı dualarını kabul etti. Angelina'nın durumu gayet iyi. Çocuğu da iyi. Bu harika bir haber. Tanrı'nın bizim yanımızda olduğunu biliyordum. Bunlar Angelina'nın ilaçları. Doktor 7 günlük ilaç almamı istedi ama 3 günlük alabilirim. Şu anda paraya biraz sıkışığım. Ama merak etme. Ben yarın biraz para ayarlayacağım. Yogi abi nerede? Onu göremedim de. Ben de ne zamandır onu arıyorum ama açmıyor. Nereye gitti merak ediyorum. Belki de kendini kötü hissettiği için hava almaya çıkmıştır. Anceli yengenin tedavisine para bulamadığı için ve ona yardımcı olamadığı için canı sıkkın olabilir. Bence onu bir süre kendi haline bıraksak daha iyi olur. Doğru diyorsun. Baba!
Baba, aşağıdaki kantinde pizza satıyorlar. Pizza yemek istiyoruz. Evet Fil, canımız pizza yemek istiyor. Hem kaç gündür yemek yemedik, o yüzden bugün pizza yemek istiyoruz. Lütfen baba, kaç gündür doğru düzgün yemek yemedik. Çocuklar pizza istiyor ama en az 100-200 rupiye eder. Şimdi bu masumlara her bir kuruşu Angelina'nın tedavisi için biriktirmemiz gerektiğini nasıl anlatacağım? Baksanıza, buranın pizzası güzel değilmiş. Başka bir yerde yeriz, olur mu? Brenda, bekle. Şimdi ikinizden bir söz vermenizi istiyorum. Bir pizzayı ikiniz paylaşacaksınız. Tamam mı? Bir pizzayı ikiniz yiyeceksiniz. Burbi. Ve gergedan, eğer bütün pizzayı tek başına yersen dinozor olursun. Şişko gergedan. Tamam o zaman Fil. Bir pizzayı yarı yarıya paylaşırız. Tamam, peki. O zaman babanız sizi götürsün mü? Evet baba, hadi hemen gidelim. Açlıktan ölüyoruz. Hadi gidelim. Ne olursa olsun, o iğrenç adam Gacaraç'ın önünde ailem de ben de asla eğilmeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğim. Ve ne yaparsa yapsın hayallerine hiçbir zaman ulaşamayacak. Ben Virendra'yı seviyorum ve hep onu seveceğim. Evet Müdür Bey, hesap numaramı not alın. 02-72-40-85-36-83-40. Aslında evden aceleyle çıkarken ATM kartımı ve çek defterimi almayı unutmuşum. O yüzden sizden ricam, yarın banka açılana kadar 200 bin rupiye hazır edin lütfen. Kusura bakmayın Bay Brandra. Ama bütün mallarınız ve banka hesaplarınız donduruldu. Ayrıca Bayan Purvi ile ortak hesabınızdan herhangi bir işlem yapmanız mümkün değil. Çünkü sözleşmeye göre bütün servetinizi Gacaraç Singh'e transfer ettiniz. Ve ona hala 20 milyon rupi borcunuz var. Ne sözleşmesi? Ben sözleşme falan imzalamadım. Ne diyorsun sen? Benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? O sözleşme sahte. Öyle bir şey imzalamadım. Biri gelip mallarıma nasıl el koyabilir? Ha? Sen ne diyorsun? Ben bu köyün muhtarıyım. Ve bu meseleyi köy meclisine götüreceğim. Bakalım o zaman ne olacak? Sanırım haberiniz yok. Neden haberim yokmuş? Söyle bakalım. Dün köy meclisi oy birliğiyle Takur Gacaraç Singh'i köyün yeni muhtarı olarak seçti. Bundan böyle köyün yeni muhtarı Takur Gacaraç Singh, siz değilsiniz. Neler oluyor böyle? Tanrım, neden başımızdan musibet eksik olmuyor? Virendra? Herhalde çok yorulduğu için bugün erkenden yattı. Ağla Virendra. Dök içini. Çünkü içini dökersen hafiflersin. Ama Tanrı'ya inancını kaybetme. Eğer bize bu derdi verdiyse, eminim bir çözüm bulmamıza da yardımcı olacaktır. Fil, soğuk suda yıkanmak istemiyorum ben. Hadi hadi, kovayı doldurdum. Buraya gel bakalım. Hayır. Hayır, hadi çabuk gel. Yaramazlık yapma. Hadi gel dedim. Hayır Fil,
soğuk suda yıkanmak istemiyorum. Gel Gidan, inan bana, su o kadar soğuk değil. Gel bakalım. Fil, bu su çok Hayır, soğuk değil. Hayır, ben şofben suyunda yıkanmak istiyorum. Ben sana nasıl burada şofben bulayım? İnan bana, suyu sobada ısıttım. Sıcacık oldu. Hadi. Bak, eğer bana inanmıyorsan önce ayaklarına biraz su dökeyim. Su ne kadar sıcakmış gör. Tamam Fil. Evet, bu şofben suyundan gelen su gibi sıcacık. Gördün mü? Demiştim. Hadi hemen yıkanalım. Hadi, hadi otur bakayım. Şimdi sabunlayalım. Fil, şimdi oyunu kazanıyoruz, öyle değil mi? Gördün mü? Küçücük evde kalmamıza rağmen ne ağladım ne de üzüldüm. Evet, oyunu kazanıyoruz ama bir şeyi unutuyorsun gergedan. Neyi? Bu oyunda inatçılık yapmak da yasak. Dün hastanedeyken illa pizza yiyeceğim diye tutturdun ve bugün yıkanmamak için inat ettin. Sence bu güzel bir şey mi? Aa, ben onu tamamen unutmuşum Fil. Oyunu henüz kaybetmedik. Kazanmak için hala bir şansımız var. Artık çok az parayla idare etmemiz gerek, tamam mı? Bugün 10 rupimiz var. Kurallara göre sadece 10 rupi harcayabiliriz. Ama Fil, sadece 10 rupi evet, mi? Evet, sadece 10 rupi. Ama yarın ablamın doğum günü Fil. 10 rupiye pasta alamayız ki. Pasta için paraya ihtiyacımız var Fil. Tatlı gergedanım, sen 10 rupiyi kabul et, ben gerisini hallederim. Sen bizi kandırıyorsun. Bu bir oyun değil. Gerçekten de fakir olduk biz. Cüri? Fil, ablam doğru mu söylüyor? Bizde Süpermen'in telefon numarası da yok ki. Eğer olsaydı onu hemen arardım. Bize bir sürü para getirirdi. Ama yok. Ama bizim bir Süpermen'imiz var. Eğer onu çağırırsak hemen buraya gelir. Unutmayın, ikinizin de Süpermen'i babanız. Her çocuğun Süpermen'i babasıdır. Ve lütfen inanın, babanız yakında eski durumumuza dönmemizi sağlayacak, tamam mı? Tamam Fil. Hadi, seni hemen yıkayalım. Tamam. Alo. Bugünden itibaren dükkanınızda çalışmaya hazırım. Evet efendim. Efendim, arabanızı halledeceğiz. Sabahtan beri arabanızın üzerinde çalışıyoruz. Kaynak işi biter bitmez arabanızı size göndereceğim. Evet. Tamam efendim. Tamam. Neden hala bitmedi? Biraz acele edin. Çalışıyoruz. Birazdan biter. Merak etmeyin. Biraz acele edin bayım. Ne kadardır bekliyorum. Tamam, bitti sayılır. Hey Gutu, bana şu aleti ver. Hey Gudu, arabayı indirebilirsin. Bitti mi? Evet, bitti. Al bakalım bahşişin, bir çay içersin. Benim bahşişe ihtiyacım yok. Burada çalışmak için maaş alıyorum. Başka para kabul etmiyorum. Şunun tavrına bak. Gören de tamirci değil de kral ya da köy muhtarı falan sanır. Hey, getir şu arabayı. Bayım, şuna bakar mısınız? Şunu gördünüz mü? Tekeri gevşemiş. Her an devrilebilir. Hala anlamadın mı kardeşim? Biz garajda sadece arabaları tamir ediyoruz. Bak, bu güç isteyen bir iş. Senin gibi çelimsizlere göre değil. Ama... Biraz güçlü kuvvetli olman gerek. Ama tekerlekte bir sorun var. Neden bence öyle senin söylüyorsunuz? Kendine göre bir iş bulman gerekiyor, tamam mı? Lütfen şu tekeri tamir edin. Lütfen bir şeyler yapın. Bu ne böyle Yogi? Yoksa abine güvenmiyor musun? Ben ailemizi geçindiremez miyim? Hayır abi. Öyle bir şey yok. O zaman? Ne diyorsun? Bize her zaman sen baktın. Bizimle hep sen ilgilendin abi.
O zaman bunu neden yapıyorsun? Şimdiye kadar hiçbir şey yapmadım abi, hem de hiçbir şey. Her zaman başkalarından bir şeyler bekledim. Anceli ve çocuğumu kurtaracak parayı bile bulamadım. O yüzden bir karar verdim abi. Bundan sonra aileye ben de yardımcı olacağım ve para kazanacağım. Artık ben de bir işin ucundan tutmak istiyorum. O yüzden ben... Abi bugün... Bugün hangi gün? Hatırlıyorsun değil mi? Renan'ın ölümünün 13. günü. Ben kendime bir söz verdim abi. Renan'ın anısına bir yetimhaneye gideceğim. Ve elimden geldiğince oradaki çocukları doyurmaya çalışacağım. Bugün gerçekten çok mutluyum. Çünkü kazandığım parayla çok olmasa da en azından birkaç çocuğu doyurabileceğim abi. Elimden geldiği kadar muhtaçlara yardım edeceğim. Aferin sana Yogi. Bugün belki iki çocuğu doyurursun ama Tanrı ileride karşına öyle bir fırsat çıkarır ki binlerce çocuğu doyurursun. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Abi, bir şey rica edeceğim. Lütfen Anceli'ye yaptığım işten bahsetme, olur mu? Yoksa çok üzülür. Sen de Purvi'ye bu garajda çalıştığımdan bahsetme. Tamircilik yaptığımı bilmesin. Bu hoşuna gitmez. Tamam abi. Bize çay getir dostum. Bugün senin için çok üzülüyorum ve çok utanıyorum. Ama ne sen ne de ben olanları değiştirebiliriz. Ölümün nefesini bizzat hissettiğimde sana ne kadar büyük bir yanlış yaptığımı fark ettim. Ama çok haklı olarak dedikleri gibi her işte bir hayır vardır. Aramızdaki ilişkinin bitmesi çok iyi oldu. Çünkü ilişkimizde ne sevgi vardı ne de güven. Seni nasıl sevebilirdim? Ben sadece kendim için yaşıyordum. Sadece kendimi seviyordum. Bencil bir adamdım. Güvenilmezdim. Ama Purvi beni tamamen değiştirdi. Ve her gün her saat onu düşünüyorum. Onun için endişeleniyorum. Ve senin de bildiğin gibi ben bir şey istiyorsam onu mutlaka elde ederim. Ve Purvi'yi elde edeceğim. Umarım beni affedersin. Benim sevgili Renim. Peder! Hazırlıklara başlayın lütfen. Tamam. Al anne. Senin için tatlı getirdim. Bakıyorum buraya gelmeden önce hep tatlıcıya uğruyorsun. Söyle bakalım bugünkü iyi haber nedir? İstediğin şey oldu. Başardık. İki çocuğu da okullarından attırdım. İşte bu harika. Bu kesinlikle muhteşem bir haber. Emin ol getirdiğin tatlıları da yiyeceğim ama bugün değil. Çünkü en önemli görevi hala yerine getirmedin. Sen hele bir o işi hallet. O zaman senin için bütün tatlılardan yiyeceğim. O satılık gelini öldürmeni istiyorum. O satılık gelinin cansız bedenini gördüğüm zaman, o zaman benim için başka hiçbir şey yapmak zorunda kalmayacaksın. Canın nereye isterse oraya gidebilirsin. Bana hizmet etmek zorunda olmayacaksın. Benim için hiçbir şey yapmak zorunda kalmayacaksın. Benim vezirim değil, kendi hayatının kralı olacaksın. Yapman gereken tek şey o satılık gelini öldürmek, o kadar. Bu görevi yerine getirem. Sen ne dedin? Ha? Bir daha söyle. Ha? Şaka mı yapıyorsun? Ha? O satılık gelini neden öldüremezmişsin? Sen aklını mı kaçırdın? Benim adım Prekashi. Şimdiye kadar kimse bana hayır demedi, diyemedi. Sen ne cüretle sana verdiğim emri geri çevirirsin? Verdiğim görevi yerine getir ve git. Sakın unutma, o evdeki lüks yaşamını bana borçlusun. Eğer istersem seni anında bitiririm. Paçavra gibi kenara atarım. O yüzden sana dediğim gibi o satılık gelini öldür, görevini yerine getir ve sonra git defol.
Bak anne, şimdiye kadar benden istediğin her şeyi yaptım. Doğru ya da yanlış diye hiç sorgulamadım. Ama bu sefer yapamam. Sen onun Vrendra'nın hayatından çıkmasını ve bir daha yoluna çıkmamasını istiyorsun, değil mi? Sana söz veriyorum, öyle olacak. Purvi bir daha hiç yoluna çıkmayacak. Ama ben Purvi'yi öldüremem. Sen kimsin de Purvi'yi koruyorsun? Kendini ne sanıyorsun? Hem beni saçma sapan bahanelerinle kandıramazsın. O satılık gelini öldürmek zorundasın, o kadar. Onun ölmesini istiyorum. Ve bu isteğimi sen yerine getireceksin. Dediğim gibi görevini yerine getir ve git buradan. Eğer inat edersen otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan tavşanlar var ya, yolun bir tarafından diğer tarafından geçmeye çalışırken hızla gelen bir kamyonun altında kalıp ölürler. İşte senin durumun ona benzer. Sana bunu yapamam dedim, anladın mı? Benden istediğin şeyi yapmayacağım. Ben Purvi'yi seviyorum. Purvi benim tek yaşama sebebim. Ve onu öldürmeyeceğim. Aman Tanrım. Purvi'nin düşmanı benim de düşmanımdır. Gerçekten anlamıyorum. Neden herkes o satılık geline aşık olup duruyor? Sen kendine doğru düzgün kız bulamıyor musun? Önce o terbiyesiz kız, şimdi de satılık gelin. Bilmiyor musun? Satılık gelinlere güven olmaz. O kadınların para için yapmayacakları şey yoktur. Bak sana ne diyeceğim. O kadının işini bitir ve git buradan. Başka bir şehre git ve güzel, düzgün bir kızla evlen. Güzel çocuklarınız olsun. Mutlu ve mesut bir hayat sür. Yeter! Senden tek kelime daha duymak istemiyorum. Purvi'yi öldürmeyeceğim. Ve kimsenin onu öldürmesine izin vermem. Ne sanıyorsun? Gerçekten de o satılık gelinin senin aşkına cevap vereceğini mi? Aptalsın sen. Aynada yüzüne baktın mı? Şu halinle canavara benziyorsun. O satılık gelin bırak seni sevmeyi, senin yüzüne bile bakmak istemeyecek. Senden iğrenecek. Hiçbir kadın canavara benzeyen bir adamı sevmez. Sen o satılık gelinin aşık olacağını mı düşünüyorsun? Git hadi. Şansını dene de gör. Onu öldürmesini söyledim. Ama o gitti, satılık geline aşık oldu. Ay şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum. O satılık gelini nasıl öldürteceğim? Gel hadi, dikkat et, dikkat et, dikkat et Anjali. Evet, evet, işte böyle. Anjali, gel otur. İyi misin? Sen iyi misin yenge? Anjali, ilaçlarının hepsini aldım. Çünkü ilaçların sadece benim sorumluluğumda, tamam mı? Şu ve şu ilacı alacaksın. Sabah aç karnını almalısın, tamam mı? Başka ilaçlar da var, onları yarın alacağım, merak etme, tamam mı? Bu ilaçlar çok pahalı. Bir tanesi 7.000 rupi. O kadar parayı nereden buldun? Anjali, boş ver. Bir şekilde ayarladık. Anjali yenge, biliyor musun? Gergedan 2 günden beri çılgına döndü. Sürekli sorup duruyor. Anjali yengen ne zaman geri dönecek? Dönünce şunu yapacağım, dönünce bunu yapacağım diyor. Bak geldi. Fil doğru söylüyor. Şimdi Anjali yengenin sırtına oturacağım ve ikimiz birlikte atçılık oynayacağız. Ama Gergedan, Anjali yengenin şu anda dinlenmeye ihtiyacı var. İstersen Yogi amcanla birlikte atçılık oynayabilirsin. Tamam mı? Tamam Fil. Anjali yenge, sen biraz dinlen. Evet Manas. Hadi gel, gel birlikte atçılık oynayalım. Gel. Hadi. Bin. Hop. Yogi abi. Ne oldu? İyi misin? Ben iyiyim. Manas, iyi çabuk. Canını acıttın. Hayır, ben iyiyim. Ben iyiyim. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Benim bir şeyim yok. Sadece yani bir şey yok. Ne oldu? Söylesene. Hayır, hayır bir şeyim yok. Bana yemin et, ne oldu? Bir şeyim yok dedim. Bir şey yoksa göster o zaman. Hayır. Göster hadi. Anjali bir dakika. Ne yapıyorsun? Hayır. Anjali. Göster dedim. Neyin var? Dur. Göstersene. Anjali, göster. Hayır. Ne oldu? Anjali. Bu yaralar nasıl oldu? Anjali, ben... Nasıl oldu dedim. Anjali, bir şey yok, bir şeyim yok, tamam mı? Söyle bana. Nasıl oldu?
Eğer bana cevap vermezsen o ilaçlara el sürmem, yemin ederim. Ne diyor? Söyle dedim, üzerime yemin et. Söyle hadi, ne oldu? O izler el arabasını çekerken oldu. Abi. Yogi yük taşıyarak para kazanıyor. Sen bunu benim ilaçlarım ve tedavime para bulmak için mi yaptın? Anceli, Anceli, Anceli. Ağlama. Ağlama lütfen, tamam mı? Ağlama. Tamam, bir şey yok. Bak, bir şeyim yok. Sadece birkaç günlüğüne ancak. Ondan sonra her şey yoluna girecek. Her şey yine eskisi gibi olacak. Söz veriyorum. Hadi ağlama. Bu zor zamanlarda hepimiz birlik olmak zorundayız. O yüzden ben de bir iş bulsam iyi olacak. Sen hiç aynada yüzüne baktın mı ha? Canavara benziyorsun. O sadılık gelin bırak seni sevmeyi. Senin yüzüne bile bakmaz. Hiçbir kadın canavara benzeyen bir adamı sevemez. Hayır. Hayır. Ben canavar değilim. Canavar değilim. Ben eskiden yakışıklı bir adamdım. Bu aynadaki adam başka biri. Ben değilim. Bu ben değilim. Bu başka biri değil Satya. Bu sensin. Daha ne kadar geçmişte yaşamaya devam edeceksin? Geçmiş artık geçti. Ve sen hala yaşıyorsun. Her şey değişti. Yüzün değişti. Zaman değişti. Sen artık Satyam değilsin. Sen Gacaraç'sın. Gacaraç'sın. Ve kimse senin bu canavara benzeyen yüzünü sevmez. Sen Gacaraç'sın. Gacaraç. Hayır. Hayır. Bu dünyada kimse beni sevmese bile Purvi beni seviyor. Purvi beni seviyor. O benim görünüşümü umursamıyor. O beni ben olduğum için seviyor. O gün bana hiç kusurum olmadığını söyledi. İşte o gün Purvi'ye aşık oldum. O hayatımın en zor günü de benim elimden tuttu. O beni toparladı, bana destek oldu. Aynada yüzümü gördüğümde tamamen yanmıştır. O yüzden yüzümü gizlemek için kafama bir plastik poşet geçirdim ve oradan kaçtım. Senin yüzünden yakalandım. Yanmış ekmek suratlı. Şu surata bak, korkunç. Hey yanmış patlıcan, oyunumuzu bozuyorsun, git buradan. Hayalet. Durun, ne yapıyorsunuz, neden rahatsız ediyorsunuz? Kimseyle dalga geçilmez, tamam mı? Bu yaptığınız çok ayıp. Özür dileriz amca. Hadi şimdi gidip oynayın. Bayım, neden yüzünüzü saklıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Benim yüzüm tamamen yandı. İnsanlar yüzümle alay ediyor. Çok çirkin bir adam oldum. Yüzüme baktıklarında benden korkuyorlar. Herkes benden nefret ediyor. Nefret ediyorlar. Bu doğru değil. İnsanı iyi ya da kötü yapan şey görünüşü değildir. İç güzelliğidir. Yüzünüz güzel de olsa, çirkin de olsa iyi bir kalbiniz olduğuna eminim. Sizi sevenler için önemli olan tek şey budur. İnsan birini görünüşü için değil, kalbi için sever bayım. Kendinizden iğrenmenize gerek yok. Eğer kendinizi severseniz o zaman herkes sizi sever. Hayır. Hayır. Purvi. O gün çirkin yüzümü kimsenin görmesini istemiyordum. Ama... Sen artık beni gördün.
ne kadar çirkin olduğumu, her şeyi gördün. Peki beni bu şekilde kabul edecek misin? Sen yine de kalbimi sevecek misin? Sevecek misin? Biliyorum. Ben sana layığım, değil mi? Benden hoşlanıyorsun, değil mi? Biliyorum. Sen de beni seviyorsun, Purvi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.